Ru 50. gününe ulaştığında ayakta daha rahat durabilecek ve gaga büyüklüğü yetişkin akbabalarınkine erişecek. Ama daha büyümesine çok var. Kızılcahamam ormanlarında yazın ilk günleri zengin bir biyolojik çeşitlilik gösteriyor. Doğa en canlı halinde. Birçok hayvan türü yavrularını büyütmekle meşgul. Angıt yavruları oldukça büyümüş ama hala annelerinin gözetiminde. Bütün yavrular hızla gelişiyor. Küçük akbaba, Türkiye'de yaşayan 4. akbaba türü. Türkiye'ye yalnızca üremek için geliyor. Kış aylarını ise Afrika gibi daha sıcak bölgelerde geçiriyor. Kara akbaba yavrusu da hızla gelişmeye devam ediyor. Artık 90 günlük oldu. Dolu olan kursağı, karnının tok olduğunu gösteriyor. Henüz uçamayacağı belli ama o gene de kanat çırpma alıştırmalarına çoktan başlamış. Çünkü uçuş kaslarını şimdiden geliştirmesi gerekiyor. Yaklaşık 10 gün sonra yavrunun tüyleri ve onları temizlemek için harcadığı zaman daha da uzuyor. Yüzü ve koyu renk tüyleri dışında görüntüsü neredeyse yetişkinler gibi. 2 hafta sonra anne ve babasının büyüklüğüne erişecek. Yuvaya yaklaşan bir akbaba görünce tehdit duruşuyla karışık bir karşılama pozisyonu alıyor. Yiyecek isteme çığlıkları artık uzaklardan bile duyuluyor. Yiyecekle birlikte su da alan yavru, artık doymak için çok daha fazla miktarlarda yemek zorunda. Yalnızca bağırarak değil, annenin pençesini de ısırarak yiyecek istiyor. Bakımı artık iyice güçleşti. Yiyeceğin tümünü yere bile dökülmeden alabiliyor. Günün büyük bölümünü yalnız geçiren yavru, karnı doyduktan sonra gene tek başına. Ve 120. gün. Yüzünün siyahlığı ve güçlü kanatları yavrunun artık büyüdüğünü gösteriyor.
yuvada tam 4. ayını tamamladı. Pençeleri, dalları kavrayabilecek kadar gelişti. En zor hareket olan denge sağlama, onun için artık güç değil. 2 metre çapındaki yuvasından uçsuz bucaksız gökyüzüne geçmenin zamanı geldi. İlk uçuş için öncelikle çok çalışmak gerekiyor. Bir de ona yardımcı olacak güçlü bir rüzgar. Aynı bugünkü gibi. Aynı rüzgardan faydalanan bir yılan kartalı yiyecek arıyor. Yaz sonu geldi. Beslenmek, güçlenmek ve kışa hazır olmak gerekiyor. Bu, ormanın tüm canlıları için geçerli. Ölünce kara akbabalara besin kaynağı olan yaban domuzları toprağa sürerek ormandaki tohumların çimlenmesini sağlıyor. Av ve avcı hayvanlar soylarını devam ettirebildiği sürece içinde yaşadıkları ekosistem de sağlıklı olarak varlığını sürdürebilir. Yavru artık yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Kara akbaba yavrularının ilk uçuşu genellikle 100-110, bazen 120 günlükken gerçekleşiyor. Bu yavru ise tam 132 günlük. Artık anne ve babasının ağırlığına ulaştı. Ancak yuvadan ayrıldıktan sonra bile bir süre daha onlara bağımlı olacak. İlk birkaç yılında siyah yüzü ve tüyleri ilk bakışta onun genç olduğunu anlatmaya yetecek. Artık 2 metreden fazla zıplayarak uzun süre havada asılı kalabiliyor. Bu, kanatlarını ve kuyruğunu çok daha iyi kullanmaya başladığının göstergesi. Artık uçmak ve gökyüzündeki yeni yaşamına başlamak için gereken her şeye sahip. Yolu açık olsun. Thank you.